Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon Diablo 2 Resurrected kapalı beta açıldı dostlar. Tabi pre-order yapan dostlar şu an girip direkt betasını yükleyebiliyorlar Battle.net üzerinden. Ben şu an Battle.net üzerinden yükledim ve size bugün Diablo 2 Resurrected'ın harika sinematik görsellerinden tutun. Oyun içi görüntülerine de kısaca yer vereceğim. Yorumlarımı da yapacağım. Çok güzel gözüküyor oyun. Yaklaşık bir iki saat deneyimledim. İnanın bayağı bir tatlış olmuş. Bayağı bir keyif aldım zaten oynarken. Şimdi hep birlikte muhteşem Diablo 2 sinematiğe geçelim. Açılış çok iyi. Eski Blizzard yazısı yazılmış. Çok iyi sinematik ya. Acayip güzel gözüküyor. Işıklandırma var. So, Marius, at last I find you. Tyrio, yes. Yes, now I recognize you. I should have known you'd travel in disguise. They're always watching. I've been searching for you for a long time, Marius. I was rather beginning to think you didn't want to be found. Oh, forgive me, Tyrio, please. It wasn't my fault. Not your fault? Tell me, Marius, how was it not your fault? The Wanderer. Yes. It was... the Wanderer. My days in the Rogue Citadel seemed so long ago. I sought refuge from my memories in the company of other outcasts high in the mountains past the Eastern Gate. When I dreamt, the memories would return. Memories of the monastery. Would you claim dream memories? I couldn't tell the difference anymore. Kişiler çok iyi. Had the evil from my dream. Önce geldi. How had he found me here? How could this broken shell of a man, barely able to carry the weight of his own sword, be the burning terror which drove me to hide here? He seemed to have demons of his own. He struggled to contain. He was losing. Oh.
As I watched her, I became convinced that I was truly mad. The terror, the destruction, the evil I witnessed. How else could I explain them? Were these the demons from my dream, or were they born within the wonder? Nasıl Tristan çıkabilir görüntüde. Öyle geldi aklıma. Why did I follow him? I don't know. Why do things happen as they do in dreams? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. From that moment, we traveled together east, always into the east. Wow. O kadar iyi ki, acayip güzel yapmışlar yani. Sinematik zaten beni vurdu. O yüzden size komple bir sinematiği izletmek istedim. Hiç betasını oynayamayacak arkadaşlar bir sinematiğini görsünsen. Çok güzel, çok keyifli. Şimdi gel gelelim oyuna geçelim. Oyunda neler var onları göreceğiz dostlar. Oyunu ben bir iki saat turladım. Size kısa trikler vereceğim. Şimdi hep birlikte oyuna geçelim. İlk olarak karakter ekranı zaten. Buraya geldiğimizde bir karakter oluşturuyoruz. İşte barbar seçiyoruz. Klaslarımız var. Bir sürü klaslar var zaten. Rogue var. Burada ben kendime barbar seçip direkt karakter oluşturdum. Burası bir karakter menüsü zaten dostlar. Burada zaten direkt multiplayer menüsünden play ediyorsunuz. Ve birbirinize join olmak istiyorsanız zaten 2-3 kişi de oynayabiliyorsunuz zaten. Direkt oyun açılıyor. Burada zaten Diablo 2 app'te sizi yönlendiriyor. Tuş kombinasyonlarının hepsi burada yazıyor. İlk olarak bir help'e gidip tuş kombinasyonlarına buradan bakabilirsiniz. Neyi nasıl yapacağınıza. Bu sizin açınızdan önemli. Waypoint'lerimiz var her zaman olduğu gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi waypoint'lere buraya tıklayıp bir sürü waypoint'e geçiş yapabiliyoruz. Burada quest'leri görebiliyoruz. Quest log'larını buradan dinleyebiliyoruz. Quest'in detaylarını buradan öğrenebilirsiniz quest log'lardan. Burada ilerlediğimizde bir sürü mal müdük alabileceğimiz, trade edebileceğimiz kişiler var zaten. Giyide gidiyoruz. İşte burada trade yapabiliyoruz. Ya da yeni mal müdük satın alabiliyoruz gibi durumlar oluyor. Burada mesela altında bunları alabiliyoruz. İşte geliyoruz üstüne tıklıyoruz. Şu an altın olmadığı için alamadım ama sizin görmeniz açısından bunu özellikle gösterdim. Hayreten burada da Akara'ya geldiğimizde de Akara'da da böyle özel potionları trade edebiliyoruz. Akara'nın olayları da bu. Burada potionlar vesaire weapon'lar da var. Trade edebildiğimiz. Aynı zamanda Blacksmith'e gelip burada repair işlerini yapabiliyoruz. Yani silahlarımızı buradan repair edeceğiz. Altını basacağız. Yine repair'ımızı yapacağız. Blacksmith yine bize bir şeyler, craft işleri yapabilecek. Burada mal mülkü bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi burada skill ağacını görüyorsunuz. Burada level atladıkça önünüze skill ağacı gelecek. Bir skill ağacından seçip yani klasik Diablo 2 skill ağacında buradan combat skill'lerinizi, combat master'lerinizi ve warcry'lerinizi seçebiliyorsunuz. Yani bunları seçe level atlaya gideceğiz. Burada da karakterde de o karakter neye ihtiyacı varsa mesela vitality ya da strength ağırlıklı barbar. O şekilde burada skill'leri dağıtacağız zaten dostlar. Tascurato Town Portal. Bunu tıkladığınızda bir town portal açılacak ve bu town portalla memlekete dönebileceksiniz. Bunu tek seferde kullanabiliyorsunuz. Aklınız olmaz açısından onu da söyleyeyim. Yani burada işinizi bitirdiniz, siteşinize geldiniz, malınızı, mülkünüzü attınız. Burada hem personel siteşiniz yani kendi siteşiniz hem de bir share siteş var. Yani paylaşılabilir siteş. Şimdi siteşe gördüğünüz gibi malların hepsini atıyorum. Burada malları attıktan sonra da tekrardan aynı portaldan aynı yere geri dönebiliyoruz. Ama kritik olan şey şu, o portaldan bir kere kullanabiliyoruz ve bir kere dönebiliyoruz. Bir kapı açmamız için.
ikinci bir portal açmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu kullanırken buna özen gösterin. Yani zıppırt kullanmayın, çabuk çabuk bitirmeyin. Şimdi mesela burada kullandım, tekrardan portala geleceğim ve portaldan gelince görmüş olduğunuz gibi portal kapandı. Yani bir kere kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bunlardan geldiğinde gerektiği zaman kullanın. Mesela item geldi mesela burada. Bunu görmüş olduğunuz gibi Score of Identify ile identify ettim. Öyle gidip de Legendary kitabı da okutmuyoruz Diablo 3'te gibi. Böyle tek tek identify edeceğiz. Önemli olan şeylerden biri de bu. Burada şimdi bir combat sahnesi. Çok iyi grafikler. Özellikle burayı koydum. Böyle yoğun bir yere daldım. CTRL'ye basılı tutarsanız hızlı gidiyor. Yani biraz basılı tuttuktan sonra hızlı yürüyüp koşmaya başlıyor. Burada böyle millete dala dala gidiyorum böyle. Kese kese. Daha bu ilk leveller tabii. Dolayısıyla böyle işte buradan da böyle bağıra bağıra ilerliyorum. Grafikler çok iyi ya. Işıklandılar, lightingler çok iyi yapmışlar. Hani keyif aldığım bir betaydı. Bayağı keyif aldım. Bir de çıksa tamam, bir de şöyle keyifle oynasak daha güzel olur. Ama şu anki grafikler beni bayağı tatmin etti diyebilirim. Yani bayağı hoşuma gitti. Alta basarak da burada itemları görebiliyorsunuz. Itemları direkt alabilirsiniz. İsimleri üstünde yazar ve direkt klikleyip alabilirsiniz. Buraya da geldim şimdi. Alta bastım. Bütün her şeyi görüyorum görmüş olduğunuz gibi. Hepsini tık 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 topluyorum. Güzel bir trik. Burada bakın mal geldi üstüme. Inventory'ime geleyim. I'ye bastım da bunları değiştirebiliyorum. Hangisinin iyi olup olmadığını üstünüzden bakabiliyorsunuz. Bunları yani kıyaslayıp hangisi ise onu üstünüze giyebiliyorsunuz. Dediğim gibi identify etmeniz gerekiyor bazı itemleri. Birçok item etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Scroll of Identify'e ihtiyacınız olacak bolcana. Identify ederken bunlara dikkat edin. İşinize yarayan itemleri identify edin. Evet dostlar, kısa ve öz video çekmek istedim. Size böyle kısaca beta'da edindiğim tecrübelerden bahsetmek istedim. Oyun genel olarak keyifli. Beta'da çok hata yok. Yani ben oynadığımda böyle grafik hatası, çok böyle majör bir hataya rastlamadım. 2 saat oynadım. 2 saatte de herhangi bir hataya rastlamadım. Oyun genel olarak bu şekilde size güzel bir sinematikle oyunun güzel iç görüntülerini vermeye çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız olsa kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Artık Diablo 2 çıktığında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.